bir deli mi izlediğimiz programında da neydi bunun adı? Uçurayım falan, mutluluktan ölsün, öyle bir yer olsun, sürpriz olsun falan. Geleneğin göreneğindir. Ya söyleyen tipe... ya, çok tezat ya. Yani kusura bakma ama çok tezat yani adam. Ne bileyim, helal olsun o zaman yani. Demek ki... Yani ihanet işte yani. İhanet değil. Aa, test etmek ihanet değil, cevap vermek ihanet. Saçma, bence yaptı da ihanet. Laf yani. Türk halkına teşekkür ediyorum. Anne pişman olacaksın demiştim. İlk programdaki yıktığınız imajımı bu programda düzeltmek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Bir deli miyiz, değil miyiz programında da. Neydi bunun adı? Normalleştiremediklerimizden misiniz? Yani baştan söyleyeyim, evet. burada ya İrem bile normal çıktı. İrem evet ya, İrem burada ahlaklı çıktı. Ben hani işte yani, don, sütyen falan bir şeyler. Çünkü bizim ekip Hyde Park ve Central Park'ta yapıyor röportajları. Onu... ekip kışkırtıyor ama sorularla, evet. Değil mi? Aynen. Şimdi size 6 tane soru soracağım değer ailesiyle ilgili. Siz bu normal ya da anormal diyeceksiniz. Biz aynı soruları sokakta da sorduk. Eğer sizin cevaplarınız sokaktaki cevaplarla örtüşürse normalsiniz. Örtüşmezse anormalsiniz. Hadi bakalım. İlk soruyla başlıyorum. Damat tıraşına para vermemek için yalan söylemek normal midir? Yapmıştım dünya diyeceksiniz gibi geldi. Dünyanın en saçma sorusu, karşı karşıyayım. Damat tıraşına... Para vermemek için yalan söylemek normal midir? Yani şöyle yapıyorlar ya, gidiyorlar mesela, hiç damatlığının hiçbir şeyini giymiyor, gidiyor. Hiç söylemiyor, tıraş olmaya geldiğinde tıraş oluyor. Oysa ki akşam düğünü ya da nikahı var. Aa, ilginçmiş. Ben iki kere bedava tıraş olmak için iki kere evlendim. Sizin... O gün evleneceğinizi bütün Türkiye biliyordu. Ama doğru. Berber o numarayı yemez. Yok ben evlendim. Hayır bilmiyorsun. Ben evlendim 24 Aralık. Bütün herkesle anlaşma yaptım basınla. 1 Ocak'ta patlattım. 7 gün kimse bilmedi. Niye? İşte 1 Ocak'ta duyulsun istedim. Böyle hani herkes o gün öyle uyansın benim evlendiğimde falan diye. Yeni yıl hediyesi gibi. Promosyon evlilik. Yeni yıl hediyesi. Bütün telefonları topladık falan. Konsoloslukta birbirimize girdik. Çekmek istiyor. Çekin ama lütfen koymayın falan dedim. Konsolos. Geçmiş. Ona da buradan geçmiş olsun. Çok çabuk boşandık. Konsolosum. Ay işte o yaptı ya nikah ilk. Amsterdam'da. Ama Amsterdam'da en evlenilmeyecek yer yahu. Aynen limuzin kiraladık. Ondan sonra limuzin barajın kanalın üstünde kaldı. İttim onunla pantolonum patladı. Neyse, hani romantik bir kent de değil ya. Olmadı hiç olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Skandaldı yani. Peki ne? Şimdi burada damat tıraşı olmak daha pahalı bir şey değil mi? %100 mü pahalı? %100'den daha fazla. Ha, damat olduğunu gizliyor tıraşı. Evet. Normal parasını veriyor. Evet. Bence normal çok... diyelim ki 80 lira saçlı. Kesin arkasındayım. Kim evet dediyse ben de yapardım. Öyle mi? %100. Normal yani. Normal ne diyeceğim ona şey yapıp. Ben bunun tam tersini yaptım. Yeni araba alıyorum benzincilere. Araba diyorum kiralık. Çünkü arabada da benzinciler para istiyor ilk benzin alırken. Aa, abi. Bunu bilir misin onu? Abi işte pompa çalışmıyor falan vardır araba. Yeni böyle geçici plakayla geçiyorsun ya. Ha bunu ilk defa. Neyse, tabii aynı şey. Şimdi geçici plaka kalmadı Allah'tan. Kalmadı. Onu da yaptım çok yana. Kiralık arkadaşımın falan çok. Size göre normaldir. Aynen, bana göre de normaldir. Ne yani evleniyorum tıraş olacağım diye niye fazladan para vereyim? Zaten akşam moralim bozulacak. Evleniyorum. Buyurunuz. Damat tıraşına para vermemek için berbere yalan söylemek normal midir? Normal. Çünkü o kadar çok abartıyorlar ki gelin ve damat deyince iki katına üç katına çıkartıyorlar. Evet. Gayet normal yapsınlar. Allah Allah. Bilmiyordum ben böyle bir şey. Helal olsun sana be. Helal yani. Buyurun. Bence normaldir ya. O normal işte. O çok normal. Bayağı bir normal. Neden? Öyle bir geliyorlar ki makas kesmiyor, makine çalışmıyor. Aynen, pompa çalışmıyor. Damat olduğumuzu belli etmeyeceğiz. Belli etmeyeceğiz. Kayınço gibi davranacağız. Hani damat sonra gelecek. Abi filan diyeceğiz. Biz önceden geldik. Gelini hazırlamaya gideceğiz. Bitti. Öyle, bence de valla. Para kıymetli bu zamanda. Para çok kıymetli. Sorma, bilmez miyim? Valla değil. 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 Tabii. Ama illa söyleyeceksin damat olduğunu. Tabii. 300-500 bırakacaksın. Tabii. Yani adet. Ona soyunmuşsan onu yapacaksın yani. Değil mi? Artık oraya kadar gelmişsin, hanımı almışsın, dayamışsın, döşemişsin. Tabii. 300 lira daha mı kaçıyorsun? Tabii. Değil mi yani? O kadar fazla. Amcama 25 yıl önce başkaydı yani. Değil mi? O ev ne zaman evlendi kim bilir amcacığım. Siz de öyle kaç kişinin tıraşını da ödediniz acaba? Vallahi kaç kişi? Bütün mahallenin tıraşını ödemişsindir. Ailenin yani, bütün ailenin. Aile. Biliyorsunuz.
dayıymış, amcaymış bilmem neymiş. Hayır abi, o senin geleneğin göreneğindir. Ya söyleyen tipe... ya, çok tezat ya. Yani kusura bakma ama çok tezat yani adam. Ne bileyim, helal olsun o zaman yani demek ki. Kalabalık aile olduğu zaman da damadın yani 50 tane yakını oluyor. Bilemem. Senin herkes ensesini aldırsa sadece 50 lira adam başı. Aynen, zaten bu gelene göreliktir. Gidersin arkadaşına teklif edersin bundan önce. Dersin kardeş ben sana 500 lira ya da 1000 lira ateşliyorum gibi temsil ediyorum. Öyle mi oluyor? Baştan konuşuyorsun 500 lira 50 lira. Onlarda tam oluyor bu yani. Tam oluyor. Bütün adetler yerine tık 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 oturuyor. Hamamına kadardır yani. Çok saçma geliyor bana. Damat tıraşıyla sanki bir önceki günkü tıraş aynı geliyor. Evet. Gelin topuzuyla öbür topuzu. Damat tıraşının ensesi çok kırmızı oluyor. Bol kolonya sürüyorlar. Aynen, herhalde öyle oluyor. Herhalde onda. İşte damatlara sormak lazım. Hiç olmadım. Size bana göre normal değil. Normal değil. Para geçiriyorlar gibi geliyor bana. Evet. Başka bir şey geçiriyorlar bilmiyorum. Ama... Evet, biz kazandık. İkinci evet. Soru. Yıllar önce Hülya Avşarşoğlu yapıyordum. Hülya Hanım dedi ki Orhan Pamuk'u Hülya Avşarşoğlu çağıralım. Ben de işte gençlik cesareti aradım. Beş yıl avukatlık yaptım ben. Kocaeli'nde. Bir özel şirketin hukuk müşavirliğindeyim. O kadar komik yani. Bir akşam saat 4 benim telefonum çaldı. Armağan Bey yetişin, Güllü Bağmağ'dan kesmek üzere dediler. Gece 3.30 evimin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim. Aç benim dedi, Bülent Arslan. Ayvalık'a taşınacağım, son doğum günüm. Herkes orada. Yıldız en son geldi. İlk buluşmada nereye gideceğinize kadının karar vermesi normal midir? Asla değildir. Aa. Yok. Niye? Hiç normal değil. Ben çok severim böyle önceden ayarlayayım, onun böyle uçurayım falan, mutluluktan ölsün, öyle bir yer olsun, sürpriz olsun falan. Öbürü böyle tın tın tın. Beşinci, altıncı da olabilir. Hadi bir kerelik de ben seni götüreyim falan olabilir belki. Ama mesela atıyorum tam yemeğe gideceksiniz. Bu gece de Çin yiyelim sevgilim deyip Çin lokantasına gitmez misiniz yani? İlk buluşma diyorsun. Sevgilime ne zaman oldum? İlk buluşmada. İlk buluşmada bence erkek ayarlar. Hani sürpriz, seni çok güzel bir yere götüreceğim falan. Bana göre normaldir, size göre anormal. Anormaldir. Bakıyoruz ne demişler. İlk buluşmada nereye gideceğini kadının seçmesi normal midir? Normaldir. Normaldir. Neden? Yani onun da bir hakkı olsun gideceği yerin. Çünkü erkeğin nereye götüreceği belli değil ya, o yüzden. Belli değil. Belli. Bir de beğenmedin adamı, metro istasyonuna yakın bir yeri tercih edersin. Rahatlıkla dönersin hem. Bu da normal, ortak da karar verilebilir. Ya erkek bir fikir sunamıyorsa kadının seçmesi bence normal. Normaldir diyorsun. Evet. Vallahi bir de kadın ne yenir ne içilir onu bilir. Yani evet, ama ortak da verilebilir. Ortak biliyorlarsa ortak versinler. Verebilir. Kadının teklifini ayak uydurmalı erkekler. Alışsınlar artık. Olabilir. İndirim alabilecekleri yerlere götürüyorlar kadınları. O bence normal değil işte ya. Neden? Ortak seçim yapmak daha iyi. Ortak seçim diyorsun. Aynen. Ortak seçim daha iyi. Daha iyi. Ya o atıyorum yemeğe gidelim diyecek. Ben eğlenmek isteyeceğim. Ortak seçim yapmak her zaman daha iyi. Her zaman daha iyi. Aynen öyle. Önce kadını yemeğe götür, sonra eğlenmeye götür. Atıyorum o biraz dolaşıp böyle şey yapmak istiyor. Ya olmadı, kaybedersin bir yerde işine gelmiyorsa. Bir sürü seçeneği var insanın hayatta. Yani öyle, bir sürü seçenek var. Yo, aslında erkeğin zevkini, zevkli mi zevksiz mi olduğunu ölçmek için erkeği bırakmak daha normal. Daha normal. Evet. Ha, onu da orada sınarım diyorsun. Tabii ki. Hani bir ölçmek istesem herhalde böyle bir soruyla ölçer. Neler öğrendim senden. Vallahi teşekkür ederim. Rica ederim. Ya seçebilir ama aslında erkek seçmesi daha güzel olmaz mı? Daha klas. Neden? Daha sürprizliymiş gibi geliyor. Ha. Yani her şeyde bu kadar kadından beklenmesin değil mi? O da onu kararlaştırmış olsun mesela. Yani biraz da erkeğin ne denir, zevklerini mi böyle bir ölçüp tartarız diyorsun? Evet, yani ölçüp tartmış olalım böylelikle. Her şeyde kadın düşünmesin. Her şeyi kadın düşünmesin. Ki evet, biraz da erkekler düşünsün. Biraz yorulsunlar.
kesinlikle bir emek, bir çaba, bir şeyler yapsınlar, çaba sağlasınlar. Öyle. Biz de kolay yetişmiyoruz. Evet. Siz kazandınız vallahi. Ben kazandım bu sefer. Üçüncü soru. Kendinden 20 yaş küçük birisiyle arkadaşlık etmek normal midir? Çok normaldir. Şu anda düşünüyorum da aşırı normaldir. Gerçekten bu kadar normal bir şey. Uzun hayatımda görmedim. Aynen öyle. Bence de normaldir. Yani sen de yaparsın, ben de yaparım. Bir şey söyleyeceğim ama bazen o jenerasyon farkı çok sorun çıkartıyor. Benim 20 yaş küçüğüm iyi, tam Reşit'e denk geliyor, iyi bari. Şundan dolayı mesela benim güldüğüme o gülmüyor, onun güldüğüne ben gülmüyorum. Bazen şöyle şeyler mesela bir şarkıcı adı söyle, bilmiyorum ben mesela. Olur yani. O da var tabii. Ama eğer biraz büyümüş de küçülmüş zekadaysa... Böyle biraz yurt dışı eğitim falan almışsın. Ama Sinan Beyciğim o zekayla da ilgili değil ki. Yaşadığın evet, çevre, atmosfer. Popüler kültür. Onun ilgilendiği popüler kültür başka. Benim ilgilendiğim popüler kültür başka. Ne bileyim siz yemeğe rejansa gitmeyi seviyorsunuz diyorum mesela. Doğru. İşte o yemeğe bambaşka bir yere gitmeyi seviyor. Ama aşkın gözü de kör, yapacak Michael bir şey Jackson yok. Michael Jackson tanımayan oldu ya. De işte. Aynen oldu yani. Neyse ama... Normal, bana göre normal. 15'ler falan böyle iyidir. Yok 20, yok, bence 20, normal. 20 de normal. Bence de ben normal geliyor. Herkes her yaşta sevilebilir. Çünkü yaşıtlarımla da benim de ortam yok. Ya küçük ya büyük oluyor. Hiç yaşıtımla bir arkadaşlık kurmadım yani. İlginç. Buradan da yaşıtlarımı... Tabii hani bunun sübyancılık boyutuna varmadan olmasa. İlla zaten aşk, sevgililikten bahsetmiyorsun herhalde. Arkadaşlık. Arkadaşlık da olabilir yani. Aynen. Buyurun. Yani 20 yaş çok büyük fark ama arkadaşlık olabilir. Olabilir diyorsun. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Hani sevgili olmam ama arkadaş olabilirim yani. Bir olabilir. Görebilirim evet. Yeni olan her şeyi ondan da duyarsın, yabancı kalmazsın diyorsun. Öyle mi düşünüyorsun? Aynen öyle evet. Yani arkadaşlık edilebilir ya. Yani, edilebilir. Tabii çocuk arkadaşlarımız oluyor yani onlarla oyun... Anladım. Onlarla oyun... Bu da abarttı yani. Sanki 20 yaşında da 2 yaşında birinden bahsediyor. Onlarla oyun parkına gidiyoruz falan mı diyordu? Bas bakayım. Mesela çocuklar oyuncak aldığın zaman şey yapabilir, eğlenebilirler. Bu yanlış anladı ya. Yanlış anladı. Bir şey soracağım. Bu yanlış anladı. Ne alakası var? Onlar mutlu oluyorlar. Oyuncak alıyoruz, çok mutlu oluyorlar. Arkadaşlarım benim. Ama tabii daha farklı bir düşünce. Mesela benle 20 yaşından büyük bir insanın arkadaşlık etmesini ben isterim yani. Aynen. O bana bir şeyler katabilir. Tabii. Yani. Olgun olur, bir şey olur. Önerebilirim ondan. Ben kendimden mesela 5 yaş ufaktan bilene çıkmam, konuşmam. İlla yaşıtın olacak. 18 yaştan aşağı imkansız konuşmam yani. Bu da 18 yaşta ne ikisi var ya? 18 yaş 6 ile bu da tabii. Evet yani. Gerçi bu da belki herhalde 30 falan herhalde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben üniversitede de gençken hareket edip kendimden büyüklerle arkadaşlık ederdim. Evet. Hep. Ben de lise sonlarla sen Möna'dayken. Hep. Bayağı iyi anlaşıyorduk böyle. Yanaklarımız sıkıyorlardı. Ben zaten hep kendimden 2 yaş büyüklerle okudum ama mesela hukuk fakültesi 1. sınıftayken bile 3. sınıflarla arkadaşlık ediyordum. Niye? O zamanlar kitap bulunmuyordu, onlardan kitap alıyordum. Bu da gerçekten hukuk kitapları kullanmaya girerdim. Bu ama bir tane olumsuz oldu herhalde. Yine... Evet, bir tane oldu. Buyurun. Ya normaldir. Sonuçta senin kafa yapına bu uyuyorsa normaldir bu. Normaldir diyorsun. Bunun yaşla alakası yok, bu kafa yapısıyla alakalı. Anladım. Evet, benden 20 yaş büyük arkadaşlarım var ve böyle yaşıtlarımdan daha iyi arkadaş kurdum. Benden çok büyük insanlar var ve kişiden kişiye değişir ama kişinin olgunluğuna göre tabii ki de büyük arkadaşlar yapmak normal. İyi kazandı. Gene kazandı. Normal. Şimdi sadece sevgilinizin izin verdiği arkadaşlarla görüşmek normal mi? Ya ben bunlara çok karşıyım. Hiç sevmiyorum bunu. Bence hiç normal değil. Değil mi? Çok bayağı önemli. İlişkimde, birkaç ilişkimde yani yüzdeye vurursak... Birkaç ilişkim oluyor. Bu konudan kavga çıkıp ayrılmaya kadar gittiği oldu. Bence de çok saçma. Bence çok anormal. Peki siz ona yapıyor musunuz? Evet. Ama bu haksızlık. Haksızlık. Ama yani ne bileyim abi yani şimdi bir kız arkadaşı oluyor mesela. O böyle sanki onu hep böyle kötü yola sürükleyecekmiş gibi bir his vardır ya böyle. Kötü yol derken tırnak içinde yani. Ama... tabii bir anlaşma yapıyorsun en sonunda. İyi o zaman birbirimize karışmayalım. Sen de karışma falan gibi. Ama sonra hep gene 2 gün sonra yine kavga çıkıyor. Yine kavga çıkıyor. Ama bu bence çok anormal bir şey. Çünkü kimse kimsenin sahibi değil ilişki içinde. Yani onunla bir de hele 5-10 yıllık bir ilişkiden geliyorsa son 1 yıllık sevgilinse hani geçmişine yönelik arkadaşlığını engellemesi bana çok şey geliyor. Yani. Anormal. Anormalin dibi. Bence de anormal. Buyurun.
Sadece sevgilinin izin verdiği arkadaşınla görüşmek normal midir? Değil, hayır. Herkesin kendi alanı, kişisel alanı olmalı. Ona müdahale etmemeli. Böyle yapıyorlar, kendileri görüşüyorlar ama. Evet, evet. Yapmadılar öyle bir şey, aynen. Yakaladın mı görüşeni? Yakalamadım, hayır. Yakalamadın. Daha gençsin. Başına gelir. Anormaldir. Niye? Sevgilimden önce onlar hayatımda olmuş. Onlara mı yol vereceğim? Sevgilime yol veririm, daha iyi. Aferin, senden güzel arkadaşlık olur. Eyvallah. Ama farkında olmadan da bu çok güzel oluyor şey gibi. Gerçi onu 20 yıl sonra falan yapmışsın herhalde. Hayatını anlatıyorsun insanın. Doğum tarihlerinde durduruyorlar yanlış diye. Evet, hoşuma gitti. Onu yaptım. Yapıyoruz şu anda. Hayır ama benim biraz daha yaşlanmam gerekmiyor mu böyle? Evet. Değil mi? 50 yaşında falan inşallah devam edersin de ben ona gelmek istiyorum ya. Yap bakayım, şey yapacağım. Bas, bas. Dur, dur. Bir dakika. Orada 1984 yazıyor ama aslında 86'lıyım falan. Var ya bunlar. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Evet. Evet ama ben o zamana kadar hala YouTube yapıyor olamam yani. Yaparsın, yaparsın. Sıkılma, dur. Hayvalık. Sizin 50 yaşınıza gelmenize kaç yıl var? 12, 13. 60, 56 yaşındayım. 69. Haldun Dorman gibi hala geliyorum değil mi buraya? Hayır, o dadı. Şey, o da o dizi o. Bak, bu oturduğun yerden ya, o adam o diziydi o. Hayır, Haldun abi 90 küsur yaşında hala sahneye çıkıyor. Tamam, buradan o zaman. YouTube çık, başka bir şey çıkar, sen yine. Orayı da. Aynen, kesin. YouTube'u bıraktım ama sebebini bilmiyorum. Ben Metaverse'ü satın almışım. Aynen. Yani şey diyecektim. Bu kadar itiraz ediyor ama sonra o bahsedilen kişiden bir soğuma oluyor mecburi. Aslında ilişkinde devam edip onunla farkında olmadan görüşmemeye başlıyorsun. Ha, etkileniyorsun. Etkileniyorsun. Doğru. Yani bu karşılıklı, bunu da gözlemledim. Huzursuzluk oluyor bir huzursuzluk kere. Huzursuzluk olmasın diye. Buyurun. Sağlıklı bir beyin böyle bir şey kabul etmez herhalde. Karşılıklı söylüyorum. Hem erkek... Şuna gitmez mi? Ay, kıskanıyor beni, bak paylaşamıyor filan demek. Hayır, bunu bir özgüvensizlik olarak düşünürüm. Ha. Kendi açımdan da öyle düşünürüm. Ben isterim kıskanma. Ondan budan oraya gitme buraya gitme diye. Sen istersin. Ben isterim, vallahi isterim. Böyle darlasın beni, isterim. Ay yok, saygı olsun. Hani darlama, başka şeylerde darlasın. Şöyle bir şey, gerçekten onlardan yana bir şeyler hissettiyse, tabii ki ben de buna kanat girerek geri viteze alırsın. Kesinlikle. Normaldir diyorsun. Normaldir. Bazen kadınlar hakikaten altıncı hisse çok kuvvetli oluyor. Çok kuvvetlidir, kesinlikle. Değil mi kız? Evet, gerçekten. Evet öyle, benim de öyle. Hakikaten. Ben de öyleyim yani. Ve şöyle bir el hareketi yapmak isterdim ama tabii ki de değil. En sinir olduğum şey, yani sevgililer heteronormatif düzende çok birbirlerine karışıyorlar. Çok fazla birbirlerine sınır tanıyorlar. Ama böyle sen kimsin ki yani? Annem babam bana o sınırı belli bir noktada çizmemesi gerekiyorken hayatında sadece hoşlandığım biri benim kimle görüşeceğime tabii ki de karışamaz. Bu çocuğa acil bir... Pedagog diyeceğim şimdi. Daha büyümüş psikolog. Yine kazandınız. Haklı ama çocuk. Sondan bir önceki soru. Evet. Sevgilini test etmek için başka hesaptan yazmak normal midir? Bu normal gelmedi bana ya. Bana da. Biraz fazla şey geldi. Çok anormal. O zaman öyle biriyle nasıl yaşayayım ki yani? Değil mi? Ama hep başıma kuşkucu. Geldi mi? Geldi. Of course. Çok geldi. Düştüğümüz de oldu sağ olsun. Aynen. Başımıza ama gelmedi. Ama çok anormal. Ama ondan sonra öğrenince de ayrılmadım. Sebep ama ben galiba devam etmişim. Onu hatırlamışım ama hiç güzel bir şey değil. Bence anormal. Bence %100 de anormal diyecek. Bence belki de. Bir iki hanımefendi der ama bilmiyorum. Buyurun. Sevgiliyi denemek, test etmek için başka hesaptan yazmak normal midir? Bu biraz güven meselesi. Tabii insan sevgilisine güveniyorsa böyle bir şey yapmaz güvendiği için. Ama güvenmiyorsa yapabilir. Ha, pek doğru değil ama dediğim gibi güven meselesi. Eğer karşılıklı güven varsa sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yapmazsın yani. Normal gelmiyorsun. Yani yapmam diye düşünüyorum, evet. Normal mutluluk için önlem diyorsun. Yani yazılabilir ama yani sonuçlarına da katlanmak gerekiyor. Bir şekilde önlem alayım bakayım ne yapıyor ne ediyor mu diye düşünüyorsun. Yani tabii yazılabilir ama yani sonuçlarına katlatman gerekiyor. Yani beklediğin gibi insan çıkmayabilir karşında. Bunun için tavsiye ediyor musun peki? Çakma hesaptan yazma. Ben tavsiye etmiyorum, yapmıyorum da. Ya benle öyle bir durum olsa ben zaten sosyal medyada kendim açarım ya, şifresini bile veririm. Benim için önemli değil yani. Anladım ha. Rahatım yani o konuda. Güvenilir adamsın. Düşünebilirim. Normal. Yani bence her kadın bunu bir kere yapmış. Yani sen
o iyi bir adam ol. Yani sen o iyi bir adam ol. Bir dahaki sefer Türklerle deneyelim röportaj. Bir adam var mı yok mu onu? Emin olmak için olabilir. Yani ben de yapacağım belki. Bir test ederim diyorsun. Evet, yani. Şöyle bir bakarım. Evet. Yani olta atarım, balık geliyor mu hani? Evet. Oltaya geliyor mu? Evet. Ondan sonra yolları ayırırım mı diyorsun? Evet, eğer mesela o mesajı bilmem evet sevgili olabiliriz falan dese ben ondan ayrılacağım kesinlikle. Yani ihanet işte yani. İhanet diyor. Aa, test etmek ihanet değil, cevap vermek ihanet. Saçma, bence yaptı da ihanet. Laf yani. Normal değil, bu biraz şizofreniye kaçıyor. Yani bu kadar da tehlikeli olmamalıyız sevgilimize karşı bence. Bu güvensizliği gösterir. Yaptın mı böyle bir şey? Yapmadım. Ben sevgilime açıkçası güveniyorum kız arkadaşıma. Bir yıl olacak yani, bir yıla bir ay falan var. Öyle mi? Hayırlı olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Yani dediğim gibi bu güvensizliği gösterir. Zaten bir ilişkide güven olmazsa hiçbir şeyde sevginin de bir önemi kalmıyor. Önemli olan güven. Öyle sahte hesapla bir şey yapmam diyorsun. Yaparsan başkasına mı diyorsun? Öyle de çünkü var. Aynen, bu güvensizliği gösteriyor dediğim gibi. Bir ilişkide güven olmazsa zaten hiçbir şey yok. Zaten şu anki ilişkilerin çoğunda güven sorunu var. Doğru söylüyorsun. Evet. Bir soru kaldı. Son soru. Sosyal medyada eski fotoğrafı yeni gibi paylaşmak normal midir? Normal. Çok yaptım, bulamadım. İçeriye tıkandığım zamanlarda içerik yoktu. Çok, ha, bir yerdeymiş gibi mi yoksa? Yok, yeni gibi. Ama normal bence. Ne normal var ki bunda? Canım. Sanki her sosyal medyaya koyulan fotoğrafın o an ya da o gün mü çekilmesi gerekiyor? Yok yani? Ya. Allah Allah. TBT diye bir şey var ayrıca. TBT de yazabilirsin ama bence çok normal yani. Sadece yakın haline biraz benzemesi lazım. Bir kere onun ayarını kaçırmıştım. Dedim ki işte bu akşam Antalya'dayız diye çok havalı bir fotoğraf koydum böyle. Ama eski fotoğrafım. Dediler ki hani şey mi? İlk konserim. Ama bence normal. Sonra sildik. Buyurun. Bence normal. Sosyal medyada eski fotoğrafını yeni gibi paylaşmak normal midir? Normal. Sosyal medya her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Eski yeni. Her şey paylaşılır, alıcısı var diyorsun. Alıcısı var değil de paylaşılabilir. Ha, paylaşılabilir diyorsun. Evet. O normaldir işte. O normaldir. Ben çok yapıyorum. Filtreyle de düzeltirim diyorsun. Önceki hallerimi paylaşıyorken genç durayım falan, yaşlandığımı hissetmeyeyim. Siz yaşlandığınızı hissediyorsanız biz ne yapalım? Öyle değil. 2-3 sene önce sakal yoktu. Şimdi sakal var. Biz ne yapalım ya? Bu yaşta. Yerimden kalkıp mutfağa gidip dolaptan yoğurt almaya üşeniyorum. Ya Allah aşkına o halimiz yok. E bende de yok. Yine de filtre kullanmıyorum vallahi, Allah'a çok şükür. Ne kullanmıyorum? Kullanma. Filtre değil, pono yetiyor bize. Yonteden yetiyor. Sorun yok bunda, hani insan istediğini paylaşabilir, yeni eski. Biri bir şey demez yani, çok eski bu niye paylaşmış. Yani. Hemen altına yorumlar geliyor. Gıdın evet. Sarkmış bilmem ne olmuş. Şimdiki halini görmüyorsun diye laf söylüyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Takmaması gerek insanın. Kendisi paylaşıyor. Kendi özel hesabı, kendi özel alanı yani. Beğenmiyorsa da takipten çıkabilir biri. Aynen, bence de vallahi. Normaldir hocam. Zaten yapıyor musun öyle bir şey? Ben yapıyorum. Herkes de zaten bunu yapıyor. Herkes de yapıyor. Herkes de yapıyor. Ben gayet normal. Ben kendi üzerime bir örnek vereyim. Ben haftada bir, iki haftada bir yapışıyorum. Eski fotoğraflarımı paylaşıyorum. Her gün yapmıyorum. Çakmasınlar diyor. Aynen. Yapıyorsun. Mutlu olduğum gün var, mutsuz olduğum gün var. Doğru söylüyorsun. Yeniymiş gibi. Yani kimin umurundaki sosyal medya? Bodrum'a gittin, yazın, ondan sonra Mart ayında paylaşıyorsun mesela. Yani normal. O artık kişiye göre. Artık ne ima etmeye çalışıyor, neyi yaşatmak istiyor bilmiyorum ama ihtiyacı varsa paylaşmaya paylaşsın. Paylaşsın. Yani o ihtiyacı varmış. İhtiyacı varmış. Bir şey soracağım. 5'te 5. Evet. 6'da 6. 6'da 6. Normal çıktım. Evet. Buradan da... Hatta Türk fazla normal. Aynen. Türk halkına teşekkür ediyorum. Anne pişman olacaksın demiştim. Oğlum sende var bir anormallik geliyor. Ama? Ya işte. Gördüğünüz işte gibi örnek. İşte test ettik onu aynı. Örnek bir profil çıktım. Buradan da programımıza teşekkür ediyorum. İlk programdaki yıktığınız imajımı bu programda güzel. Geldiğin için çok teşekkür, teşekkür ederim. Vallahi yine çok eğlendim. Aynen, eğleniyoruz biz. Görüşürüz yakında, görüşürüz. Yeni formatta. Sağ olun, görüşürüz. Bye bye.